canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Mayaların zamanında yaşadığı antik kent abi. Chichen Itza adında bir antik kent burası. Hadi hep birlikte gidip yakından bakalım. Bu piramidin olayı neymiş? Ne yapmışlar zamanında burada? Bildiklerimi anlatmaya çalışayım. Mano arriba los que no tienen anillo. Şimdi şu görmüş olduğunuz büyük piramidin adı Kukulkan. Şu görmüş olduğunuz büyük piramidin adı Kukulkan adında bir piramit. Piramit abi Mayaların hem astronomik hem de matematik bilgilerini ortaya koyuyor. Çünkü piramit belli bir sistem içerisinde yapılmış. Şöyle ki yakınına gittiğimizde gerçi sayamam, gösteremem ama 91 tane basamak var abi piramitte ve 1, 2, 3 arka taraf ve 4. 4 yanından toplamda 364 tane basamak var ve en tepesi, en tepedeki kısım ise tanrılarına, güneş tanrısı Itza'ya ve yağmur tanrılarına canlı insan kurbanlarını adadıkları yer, yani sunak var en yukarıda. Zamanında inanışlarına göre güneş tanrısı insan kanıyla beslendiği için abi adamlar şey yapıyorlarmış, canlı canlı insanları kuyunun dibine, içerisine atıyorlarmış. Ve hatta bunun dışında da şey, yağmur tanrılarını ise memnun etmek için adamlar genç, güzel, bakire kızları mücevherleriyle birlikte, altınlarıyla birlikte tanrılarına kurban ediyorlarmış. Aynı zamanda adamlar şeye de inanıyorlarmış. Nasıl derler ona? Ölümden sonraki yaşama da inanıyorlarmış. Neyse, hadi gidip biz bakalım tapınağa daha fazla. Ve şey var, tapınağın başlarında bir bu yanında bir de öteki yanında toprağa bakan yılan kafaları var. Yakınlaşayım, göstereceğim. Şunlar abi. Bakar mısın? Muhteşem bir dizayn şeklinde astronomiye dayalı olarak yapılmış abi bunlar. Milattan sonra yanlış bilmiyorsam 600. yılında falan inşa edilmiş. E şunların da her biri 9 katmış, 9 basamakmış. Ve her bir yüzü bir mevsime aslında simgeliyor. Hem basamak sayısı tapınaktaki büyük o sunakla birlikte toplam bir yılı ifade ediyor. Yani adamlar yüzlerce yıl önce bu astronomi, bu matematik zekasına sahiplermiş. Bu muhteşem bir şey. Ya buralara kadar geldim sonuçta. Benim burayı görmem gerekiyordu. Birkaç bölümdür de bahsediyorum falan.
bütçe sıkıntılarından para kazanarak ben devam ediyorum yolculuğa, biliyorsunuz. Burası 29 dolardı. Acayip sarstı beni. Artık gelecek ay YouTube'daki reklamlardan böyle reklam basmışsın diye kızıyorsunuz ya bazen. Mecburum abi, bir yerden para kazanmak zorundayım. Öyle. Wow. Bir sürü kocaman iguanalar var burada. İçeriye buralara girilmiyor herhalde. Bunların ise ne olduğunu bilmiyorum. Ama baksana, sütunların hepsini adamlar tam bir hizada yapmışlar. Ya ben çok şaşırıyorum. Hani yüzyıllar öncesinden şu anda yapmaya çalışsalar, şu anki teknoloji imkanlarla falan filan yapmaları imkansız olan dev yapıları, o piramitleri, her şeyi nasıl yapmışlar diye hala böyle aklımda. Bir de işte piramitin etrafında böyle buradaki halk bir şeyler falan satıyorlar. Aa, güzel görünüyor aslında. Öyle. Piramit macerası böyleydi. Dünyanın yeni 7 harikasından birisi burası. Mayaların yaşadığı antik kent. Anlatayım istedim. Buraya kadar geldim otostopla. Bunu da videoya katayım istedim. Buradan sonra bir cave pool'a gideceğim yüzmek için falan, öyle. Orayı eklersem orayı da izleriz. Orayı eklemezsem video buraya kadardı. Beni buraya kadar izleyen, destekleyen, yorum atan, beğenen herkese çok çok teşekkür ederim. Cansınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Mano arriba los que no tienen anillo. Quítate, 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 quítate
quitarte tú.